Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle şöyle rengarenk bir lif yapmaya çalışacağız. Şu şekilde aralarda zincir çekerek şöyle zincir görünümünü vereceğiz. Ve güzel kullanışlı bir lif. Şöyle arkası da bu şekilde arkadaşlar. Böyle arkası da düzgün güzel yani. Bunu rahatlıkla kolayca yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten kolay bir lif. Şu anda benim elimde tabii bu iplerim kalmadığı için ben iplerimi azar azar olduğu için bu lifte değerlendirdim bu şekilde. Mavinin tonlarını kullanarak bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi tığım yine her zamanki gibi 0 numara tığım var. Sizin de kendi elinize alıştığınız tadı da yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle yine orta kısmını şöyle saks mavisinden başlıyorum. İplerim bombon. Böyle 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle. Şimdi bunun içerisine 10 tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3 tane çektim. Şöyle üçer defa dolayacağım. 2 pardon 4'er defa dolayacağım. 3 4. Şöyle aralarda birer zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir, iki, üç, dört tane bu şekilde. Evet, 4'er tane çekip aralarda birer zincir çekip bu yuvayı 10 tane fıstıkla dolduracağız arkadaşlar. Bu şekilde sırayı bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi 10 tane fıstık yaptım. Şöyle lifimizin göbeğini yaptık. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. Arkadaşlar benim krem rengi ipim biraz ince olduğu için ben bunu 5 dolayacağım. Siz lifin aslında iplerimizin hani kalınlığı normal olduğu zaman 4'er tane dolamak yetiyor. Ama benim krem rengi ipim oldukça ince. O yüzden ben burayı 5 dolayacağım ama siz normalde 4 dolamaya devam edeceksiniz. Şimdi şöyle bir yerden başlıyorum. 2, 3, 4 tane çektim. 2, 3, 4. Aralarda birer zincir çekiyorum. Yine aynı yere. 1, 3, 4. Şöyle arkadaşlar. Bir yere İki tane, arada bir tane zincir olmak şartıyla fıstık yaptık. Şimdi 11 tane zincir çekiyorum. 9, 10, 11. Üzerine aldım. Hemen yanındaki boşluğa devam ediyorum bu şekilde.
1, 2, 4 tane çektim. 1 zincir çekiyorum arada. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde yanındaki deliğe de yine aynı, 2 tane fıstık yaptım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane aralarda 11'er tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine aldım üzerine, battım. 2, arada bir zincir. 1 ve 4. Yine 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim arkadaşlar. Yanındakine tekrardan aynı işlemi uyguluyoruz bütün sıraya. 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar. Şöyle her sıraya 2'şer fıstık olmak şartıyla aralarda birer zincir olacak. Şöyle 11'er zincirimizi çekerekten atlayarak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde bitirdik. 11 tane zincir çektim. Şimdi şöyle başına batıp ipi koparacağım. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar. Şimdi yine ben bu devimde Sax mavisiyle şu turkuaz maviyi kullanacağım. O yüzden şimdi turkuaz mavimi alıyorum. İki renk yapacağım ben bu defe. Evet. Şimdi arkadaşlar yine şöyle bir tane şöyle ikili yaptığımız fıstıkların arasından ipimi sabitliyorum buraya. 1, 2, 3. 3 tane çektim. Dört. Dört tane dolduruyoruz arkadaşlar. Bir tane çekiyorum. Yine aynı yere. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde doldurdum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 tane zincir çektim. Yan taraftakine geçiyorum arkadaşlar, şu şekilde. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle aralarda birer zincir.
Şöyle. Şimdi yine 11 tane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tane zincir çektim ve yanındakine geçtim. Bir, iki, üç, dört tane doldurduk. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine üç, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde bitirip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu turkuazla yaptığım bölümü de bitirdim. En sona geldim ve 11 tane zincir çekip en başa batıp şöyle en başa batıyorum ama ipimi kopardım arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Evet. Şimdi şurada yeşil kullandığımız yere ben açık mavi kullanacağım. Evet. Şimdi kaçıncı sıramız oluyor? 1, 2, 3. Dördüncü sırayı örmek için başlıyorum. Şöyle ipimi arkadaşlar şu başladığınız yerden başlarsanız arka taraftan ipleri gizlemek daha da kolay olacak sizin için. Şöyle bir üç tane zincir çektim. Şimdi her bir yuvaya üçer tane fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle aralarda birer zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bir, iki, üç, dört. Şöyle bir tane bir tane yuvaya üç tane fıstık yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. 11 tane zincir çektim ve yan taraftaki fıstığın üzerine yine aralarda birer tane zincir olacak şekilde 3 tane dolayacağım arkadaşlar. 3 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yine 11 tane zincir çekip şuraya geçeceğim ve aralarda birer tane zincir çekip üçer tane fıstık yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, açık maviyi de bitirdim. Bakın şimdi şu şekilde toplayacağız bunu. Tabi bunu lif bittikten sonra toplamak da olur ama yaptıkça da şöyle şu şekilde lifinizi toparlayabilirsiniz.
Şöyle alttan üstten geçiriyorum. Alttan bir üstteki zinciri çekiyorum arkadaşlar şu şekilde. Böyle lifinizi toparlayabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Evet, şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim. Yine bu yapmış olduğum fıstıkların arasında birer zincir çekmiştik ya. Şimdilik şöyle açayım ben bunları. Ve ipimi sabitliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi her bir deliğe 3'er tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 3, 4'er kere doluyorum. Arada bir zincir. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Şimdi yine arada bir zincir çekip yandakini yine bundan ikili fıstıktan bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 4. A'da bir zincir. 1, 2, 3. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Her bir deliğe ikişer tane fıstık yaptım. Toplamda 4 tane fıstık oldu burada. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Ve tekrardan 2, 3, 4. İki, üç, dört. Her zaman aralarda birer tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4. Arada bir zincir ve yine 2, 3, 4. Kaçtı için arkadaşlar olsun. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde devam edip tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, krem rengi sıramız da bitti. Şimdi saks mavisi olan ipimi aldım. Ve en başa ipimi sabitledim bu şekilde. Şimdi bulunduğum yere arada bir tane zincir olmak kaydıyla
Şöyle iki tane fıstık yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Yine bir zincir çektim. Hemen yanına bir tane daha fıstık yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Yanına arada birer tane zincir olmak şartıyla bir şöyle arkadaşlar 5 tane 2 buna 2 buna bir tane de ortaya olmak şartıyla 5 tane fıstık yaptım. Şimdi 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çekiyorum burada. Şimdiye kadar 11 çekmiştik. Şimdi 12 çektim. Çünkü genişledikçe şöyle iç içe alıp da çektiğimiz zaman hani çok germesin diye artık 12'ye çıkarttım. Dört. Burada da tekrar karşıya geçip yine dediğim gibi aralarda birer tane zincir olmak şartıyla şöyle krem rengin üzerinde 5 tane 2 bunda bir ortada 2 bunda 5 tane fıstık olacak. İki tane baştakine yapmıştım. Şimdi bir tane bu ortaya yapıyorum. Tekrar bir zincir sonuna yine iki tane fıstık yapıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 taneye çıkarttık bu sırada. Şöyle. 2, 1, 2, arada 12 zincir olacak. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mavi sıramızı yaptık. Şimdi krem rengiyle bu sıramıza da başlayacağız. Yine şuradan hemen bir tanenin tepesinden ipimi sabitliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane çektim. Şimdi 2, 1, 1, 2 şeklinde yapacağız burayı. Arada bir zincir. Yine aynı yere. Bir, iki, üç, dört defa çekip bir zincir çekiyorum. Şimdi yanına bir, iki, üç, dört. Bir tane yapıyorum. Bir zincir çektim. Yanına 2 3 4 bir zincir çektim. Yanına 1 2 3 4 bir zincir çektim.
Buraya iki tane fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum bu sırada. Yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. 2 1 1 2 şeklinde arada 12 tane zincir çekeceğiz. Fıstıklarımızın arasında da yine birer tane zincirlerimiz var. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi krem rengi sıramızı da bitirdik. Şöyle topladım, bakın. Böyle olacak. Şimdi tekrar turkuaz rengi ipimi aldım. Ve şöyle ilk fıstığın tepesine sabitliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 4. Arkadaşlar, ipinizin kalınlığına göre kaçar tane doldurmanız gerektiğini siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Baktınız ki çok marullanıyor. Üçer tane doldurun. Veya renkli ipler genelde daha kalın oluyor. Onu siz artık onu ayarlayabilirsiniz yani. Şöyle aralarda birer zincir çekerek en sona geldim. Bir. Şu ipim kalın olduğu için bu turkuaz rengi ben aralarda üçer, dörder o şekilde dolduruyorum. Siz de buna dikkat edebilirsiniz. Bir. Üç tane doldurdum. Evet. Bu şekilde 2, 1, 1, 1, 2 olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 12 çekiyorum burada. On iki tane çektim. Şimdi ilk fıstığı yaptım. Arada 12 çekiyoruz. 2, 1, 1, 1, 2 şeklinde aralarda birer zincir olacak arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, turkuazla yaptığım sıra da bitti. Şimdi tekrar krem rengi ipimi aldım. Ve yine şöyle en baştan sabitledim. 1, 2, 3 tane çektim arkadaşlar. Şimdi tekrardan yine 2, 1,
1, 1, 1, 2 şeklinde bu sırayı yapacağız. Buralara birer tane yapıyorum. Ve en sona yine iki tane yapıyorum. Şöyle iki tane de iki tane başa, iki tane sona, aralara da birer tane yaptım. Şimdi 12 çekiyorduk. Bunu 13'e çıkaralım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çektim. Ve diğer kısma geçtim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. 2, 1, 1, 1, 1, 2 şeklinde bu sırayı bitireceğiz. Araları 13 çekeceğiz arkadaşlar. Şu aralarda da birer tane zincir unutmayın. Bu sırayı bitirip devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi krem rengi de bitti. Tekrar mavi rengi aldım. Şimdi artık bu sıradan sonra şu başlarda ikişer ikişer gidiyorduk. Renkli olan kısımlarda sadece bir tane yapacağız. 3, 4, şöyle bir zincir çektim yanına. 2, 3, 4. Bu şekilde her bir fıstıkların arasına birer tane fıstık yaparak bu şekilde, arada da yine 13 tane zincir çekerek bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Şimdi şu sırayı yapıyorduk. Şurayı. 1 ile başladım. Şöyle geldim. Üstündeki krem rengi 2 ile başlıyorum. Yine birer zincir arayla. Onun üstünde tekrar 1. Bu şekilde. Ve en sondaki sırada da yine 2 tane ile başlayıp 2 tane ile bitirip bu lifi buraya kadar bitireceğiz. Şöyle şuraya kadar. Ben şimdi şunu, yani şu anda buradayız. Bu sırayı ve bu sırayı ördükten sonra en son krem rengine kadar gelip, yani şu 3 sırayı ördükten sonra burada tekrar şurada, çünkü şu kısımları
Kaçar tane çektiğimi o zaman söyleyeceğim size. Şunu, şunu, şunu 13 tane çekerek son renkliyi bitirip krem rengine geldikten sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi son bordoya kadar ördüm. Şimdi en son şu krem rengi fıstık olan kısma geldik. Şimdi orası için hemen krem rengi ipimi alıyorum. Şimdi burada sadece bir kısım var. Şuralarda 13'er tane çekiyorduk en son. Şimdi buralarda 8'er tane çekeceğiz ki şu kısmı hani böyle küçük olsun ki şöyle buraya yapacağımızla birlikte burası birbirine böyle eşit dursun. O yüzden hani bu krem rengi yere gelene kadar dedim örün. Şimdi ben bunu krem rengi ipimi şurası hemen şuraya sabitliyorum. Şöyle. İki, üç tane çektim. Şimdi buraya aynı yere iki tane fıstık yapıyorum. Yine aralarda birer çekerek her boşluğa bir tane fıstık yapacağız. Şöyle birer zincir çekiyoruz. En sona geldim. Şöyle bir ve iki tane yaptım. Şöyle 2, 1, 1, 1 ve sonda yine 2 tane. Şimdi 13 çektiğimiz kısmı bu kez 8 çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çekip en baştan yine fıstıkları yapmaya başlıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu krem rengini de böyle dönüp bitirelim. Evet arkadaşlar, son krem rengi sıramızı da bitirdim. Bitirdik daha doğrusu inşallah. Benimle birlikte siz de yapıyorsunuzdur. Şimdi şu kenar oyasını yapacağız birlikte. Bunun için son 8 tane zincirimi çekip başına battım. 1, 2, 3 tane zincir çekip bir atlayıp ikincinin içinden batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra üzerine
İki tane alıp birinci değil ikinciye batıyorum. Şöyle. Üzerine iki alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane böyle trabzan yapacağız ikili. Üzerine iki defa alıyorum. 3 defa da çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle. Böyle 12 tane olana kadar 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın şöyle 12 tane üzerine 2 tane alarak trabzan yaptık. Şimdi bir atlayıp diğerinin içine şöyle sabitliyorum arkadaşlar. Evet, bunu sabitledim. Şimdi şurayı baştan sona güzelce çektik. En sonuncusunu da şu şekilde alıyorum. Şöyle. Ve bunun içine şu an sayısı belli değil. Bunu doldurana kadar üzerine tek alaraktan bir, iki, bu şekilde içini dolduruyoruz arkadaşlar. Beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 13 ve 14 tane doldurdum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bunu bir atlayıp ikinciye şu şekilde sabitledim. Şimdi tekrar üzerine iki defa alıyorum. Bir atlıyorum. İkincinin üzerine şu şekilde tekrar buraya 12 tane İkili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üzerine iki defa alarak şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kenar oyamız bu şekilde devam edecek.
Şimdi tekrar bir atlayıp ikinciye bunu sabitliyorum. İpimi çekiyorum şöyle. Şurayı güzelce böyle içinden geçirerek evet, bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ipimi aldım. Şöyle şunun içine tekrardan üzerine tek alarak 2 saniye arkadaşlar. Kameradan da çok çıkmışım. Ben bunu şuraya baştan yapayım size. Şurayı şöyle güzelce hepsini içinden geçirdikten sonra en son aldığım yere üzerine tek alarak başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Diğer ötekinde 14 doldurmuştuk. Bunu da şöyle, burada çok boşluk kaldı. 15 yapalım. Şöyle. Evet. Bir atlayıp diğerine ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kenar ayağımızı da bu şekilde dönüp tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lifimiz bitti. Bu şekilde kenar ayasını da yaptık. Şöyle çok şık, çok kullanışlı. Büyüklüğü gayet güzel. Hatta biraz büyük diyebilirim. Güzel yani, hoş bir lif. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna basın ve videolarımın devamlılığı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.